Sayın seyirciler, Kanal 34 ekranlarından mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Yunanistan'ın Rodos adasındaki Türk Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Yunan haber ajansı AMNA sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin konsolosluğun kapısına bir duyuru astığını ve daha sonra içi benzin dolu bir bidonu ateşleyerek konsolosluğun avlusuna fırlattığını duyurdu. AMNA haberinde konsolosluğun avlusunda yanmaya başlayan bidonun nöbetçi bir polis tarafından söndürüldüğünü, saldırı olayında konsolosluk binasında herhangi bir zararın meydana gelmediğini ve bidonu söndüren polisin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Konsolosluğun güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenilen saldırı olayıyla ilgili polisin inceleme başlattığı bildirildi. Değerli izleyenler, Van bir kez daha sallandı. Sarsıntı Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde ölçüldü. Bu sarsıntı 4 ay önceki kabusu hatırlattı. Yaklaşık 4 ay önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Van'da öğle saatlerinde bir sarsıntı daha oldu. Önceki depremden büyük yıkıma uğrayan Van bugün bir kez daha 4,9'da sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 11.57'de merkez üssü adı güzel olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Ekim'de kentte 7,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu depremin ardından 9 Kasım'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremlerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye kredi batağında ülkemiz 9 yılda 212 milyar TL borçlandı. Dünya Bankası'nın 2012 Türkiye için kötü geçecek uyarısının ardından uzmanlar krediler konusunda hem vatandaşı hem de devleti uyarıyor. 2002 yılında 6 milyar 605 milyon lira tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 2011 Ekim ayı itibariyle 219 milyar liraya ulaştı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin yazılı soru önergesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin'in bilgi notuyla yanıtladı. Buna göre tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarının toplamı iktidar partisi AKP'nin göreve geldiği yıldan bu yana 212 milyar 465 milyon lira arttı. Cari açık sözü hemen her ay duyuyoruz. Değerli izleyenler, döviz açığı olarak da adlandırılan bu terimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa'da borcu olmayan ülke hemen hemen yok gibi. Ama borçla birlikte cari açığı olan ülkelerin derin krizlere sürüklenirken Almanya gibi 2,5 trilyon euro borcu olan ülkeler cari açık vermediği için çok rahat. İşte bu yıl 75 milyar dolar açık veren Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Recep Bağır imzalı bir analiz. Türkiye'de cari açık, ekonominin altına yerleştirilmiş saatli bomba olarak niteleniyor. Zira 1959, 1973, 1980, 1994, 1998 ve 2001 ekonomik krizlerinin temel nedeni cari açık olarak öne çıkıyor. Daha net ifadeyle, yurda giren dövizin, yurt dışından alınmak istenen mal ve hizmetleri karşılamada yetersiz kalması. Ağustos ayından bu yana Türkiye'ye giren dövizde azalma yaşanınca dolar ve euro Türk lira karşısında yaklaşık %20 değer kazandı. Avrupa'da yaşanan ekonomik krizinde en temel sebeplerinden biri cari açık. Ortak para birimi euroya geçilmesi, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'deki yakıcı ekonomik krizin ana unsuru. Bu 5 ülkede Avrupa Birliği içinde en fazla cari açık veren ülkeleri teşkil ediyor. Kasım 2011 itibariyle İtalya son bir yılda 78.9 milyar dolar, Fransa 65.3 milyar dolar, İspanya 54 milyar dolar, Yunanistan 28.9 milyar dolar ve Portekiz 18.9 milyar dolar cari açık verdi. Oysa Avrupa'da cari fazla veren ülkelerde borç krizi yaşansa da kimse bu ülkelerin ciddi bir bunalımda olduğunu, çökeceklerini söylemiyor. Almanya, Kasım 2011 rakamlarına göre 197 milyar dolar cari fazla, yani döviz fazlası verdi.
Aynı dönemde Çin'in verdiği cari fazla 259 milyar dolar, Japonya'nınki ise 130.8 milyar dolar. Bu rakamlar Almanya'nın dünyada en fazla cari fazla veren ikinci ülke olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi İsveç'in 39.7 milyar dolar, Hollanda'nın 66.6 milyar dolar, Avusturya'nın 10.5 milyar dolar, Danimarka'nın 22.1 milyar dolar cari fazlası bulunuyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'nin 95.7 milyar dolar, Norveç'in ise 70.2 milyar dolar cari fazlası var. Cari fazla veren bazı Avrupa ülkelerindeki hastalıksa devletlerin aşırı borçlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak buna rağmen bu ülkelerle ilgili Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz'in yaşadıklarına benzer senaryolar gündeme gelmiyor. Kriz, 2,5 trilyon doları aşkın kamu borcuna rağmen Alman ekonomisini şimdiye kadar sarsamadı. Bütün kabus senaryolarına rağmen ekonomi işliyor, işsizlik son yılların en düşük seviyesinde seyrediyor. Değerli izleyenler, yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alıyor. 2 haftalık yarı yıl tatili 6 Şubat'ta sona erecek. 2011-2012 eğitim öğretim yılının 19 Eylül 2011'de başlayan ilk yarısı bugün sona eriyor. Öğretmenler ve karnelerini alan öğrenciler 2 hafta tatil yapacak. Okula bu yıl başlayan 1 milyon 259 bin öğretim öğrencisi ise ilk kez karne ile tanışacak. 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eminönü Ahırkapı açıklarında demirlemek için manevra yapan Kayan 1 adlı kuru yük gemisi, demirli halde bulunan iki gemiye çarptı değerli izleyenler. Eminönü Ahırkapı açıklarında demirlemek için manevra yapan Kayan 1 adlı kuru yük gemisi, demirli halde bulunan iki gemiye çarptı. Çarpışmada 3 gemi çeşitli çaplarda hasar görürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün romörkleri ve talisiye botlarının kurtarma çalışmaları devam ediyor. Lodos'un etkisiyle sürüklenen Kayan 1 isimli kuru yük gemisinin durumu oldukça ciddi. Sayın seyirciler, Fransa'nın ardından Almanya'da sözde soykırımı reddedenlere ceza tasarısı için düğmeye bastı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon hükümetinin insan hakları parlamento grubu sözcüsü Erika Stenbach, Almanya'nın da Fransa gibi soykırımı inkara ceza getiren bir yasayı kabul edeceğini söyledi. Stenbach, koalisyon üyelerine Türkiye gerçeği ne kadar inkar ederse etsin soykırım yapıldığı açık. Ermeni soykırımı sürekli olarak gündemimizde tutulmalıdır. Türkiye bir sorumlulukla karşı karşıya. Bugünün yöneticileri soykırım yapmadı. Bu nedenle kolayca gerçeği kabul edebilirler, dedi. Kamuoyunda tartışılan konulardan biri olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi belli oldu değerli izleyenler. Meclis 7 yılda karar kıldı. Meclisten geçen düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi geçici maddeyle 7 yıl olarak belirlendi. Ayrıca yeni anayasaya göre Gül dahil önceki cumhurbaşkanları ikinci kez aday olamayacak. Tasarının tamamına ilişkin oylamaya katılan 255 milletvekilinden 234'ü kabul, 21'i ise red oyu verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Niğde Valiliğini ziyaret etti ve burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiği ve bu konuda anayasaya aykırılık tartışmalarının olduğunun hatırlatılması üzerine, konuyla ilgili ben söyleyeceklerimi söyledim daha önce. Ekleyecek bir şeyim yok ama anayasaya aykırılık iddia ediliyorsa, tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne herhalde ana muhalefet partisi iddia ediyorsa gidecektir, dedi. Sayın seyirciler, gün ortası haber bülteni ile karşınızda olduk. Tekrar görüşünceye dek mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.